Merhaba arkadaşlar. Türev en baştan serisi ve geometrik yorumun ortalarında, hatta sonlarında da diyebiliriz, önemli bir konu artan azalan fonksiyonlar arkadaşlar. Artan azalan aralık bulma. Tabii ki neyle? Türev yardımıyla. Zaten biz 9. sınıfta fonksiyonlar konusunu aşağı yukarı hatırlayın. Bu konuları görürken artan azalan grafikleri görmüştünüz. İşte artık 12. sınıf konusu olan türevde bu aralıkları türev yardımıyla nasıl buluyoruz onu öğreneceğiz. Zevkli bir konu arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Türev, artan ve azalan aralıklar. Şimdi sevgili arkadaşlar, türevi geometrik yorumda artan azalan dedik ya. X1 ve X2, X1, X2'den büyük olsun. Yani herhangi bir iki nokta. Biri 2, biri 5. 5, 2'den büyük. Bunu fonksiyonun içerisine yazdığınızda eğer büyük olan fonksiyonla da büyükse işte bu artan aralık oluyor. Yani hemen şöyle bir örnek vereyim. Mesela 1, 4'ten büyük. Eğer f1 de f4'ten büyük oluyorsa ve daima büyük olursa buna biz o aralıkta artandır diyoruz. Hemen bakalım. Artanı verdik. Peki biz bunu grafiklerde nasıl göreceğiz hocam? Şimdi sevgili arkadaşlar grafikleri şöyle tek tek büyütmek istiyorum. Önce şu arkadaşı bir büyüteyim. Şimdi bakın fonksiyonumuzun bizim değerleri nereden başlıyor? İşte şurada negatif değerler, değeri buluyor. İşte absisi negatif, değeri buluyor. Bakın tanımını yani x'i büyüttükçe değer de ne oluyor? Büyüyor. İşte bu ifade şu aralıkta artandır. Peki ben bunu böyle tek tek çizeceğim mi? Daha kolay yolu yok mu hocam? Var tabii ki de. Ne yapıyorum? Bunları siliyorum. Diyorum ki ben grafiğin üstüne bir karınca çizdiğimde, hani biz eğimde yapıyorduk ya, sola bir karınca çiziyorum. Sola doğru gittiğimde bakın, yukarıya doğru çıkıyorum. İşte bu artan. Değer negatifte var, pozitifte var ama benim fonksiyonum artandır. Hemen bir sonrakine bakalım. Şuraya gelelim. Peki, dikkat edin sevgili arkadaşlar. Burada ne var? İkisi de aynı anda geldi, süper. Değerlerin hepsi pozitif olmasına rağmen bu grafiği ok çizdiğimde bu da yukarıya doğru çıkıyor. Bu da artan. Buraya bakın, bu çok ilginç. Benim fonksiyonumun değerleri hep aşağıda. Yani negatif aralıkta ama ok çizdiğimde yukarıya doğru çıkıyor, artandır. O zaman mesele şu mu? Hocam grafiğin üstüne ok çizdiğimizde yukarı çıkıyorsa artan, doğal olarak aşağı iniyorsa da azalandır. Mantık bu arkadaşlar. Hemen tekrardan dönüyorum. O halde şunu diyebiliriz. Birincisinde ne vardı? Hem pozitif hem negatif değerler ama artan. İkincisi, fonksiyonumuzun hepsi değeri pozitif ama fonksiyonumuz nedir? Artan. Buraya baktığımız zaman değerlerin hepsi negatif. Çünkü aşağıda x'in altında değerlerimiz negatif ama fonksiyonumuz yine artandır diyoruz. Şimdi bir sonraki sayfada. Artan fonksiyon üzerinde çizilen teğetlerin eğimi daima pozitif. Niye yukarıya gidiyorum? Yukarıya gittiğimde karıncayı da gönderirsem karınca nereye çıkıyor? Yukarıya. O zaman pozitif eğimlidir. Yani kısaca eğim hocam, eğim. Aa, eğim. Türev de. O zaman türevi de pozitiftir. Yani fonksiyonun türevinin değeri pozitif. Kısaca artan. Eğimi pozitif. O zaman f(x) fonksiyonu artan aralığı bize fonksiyonumuzun türevinin pozitif olduğu yerleri verir. Bakın türevin pozitif olduğu yerleri verir. Grafiğin üzerine çizilen teğetler, oklar grafiğin bir kez türevi. Ben yerinizde olsam burayı çok çok önemserim. Neden? Birinci türev demedim bakın. Bir kez türevi dedim. O yüzden arkadaşlar her ok bir eğimi belirtir. Her eğimde o grafiğin bir kez türevini alır. Eğer sen bunu tutup da yine önemli bir şey. Yani şu. Sen bir grafiğin üstüne hangi grafik? Türev grafiğinin üstüne ok çizersen dikkatli dinle. Çok çok önemli. Ok çizersen çizdiğin grafik, oku çizdiğin grafik ne? Türev. Kimin türevi? Fonksiyonun türevi. Ok çizmek neydi? Bir kez daha türev almak demekti. Böylelikle ikinci türevi bulmuş olursun. Hocam o zaman ben o grafiğe bakmak zorundayım. Kimin grafiğisin sen? Fonksiyonun grafiği misin? Ok çizdin, bir kez türev. Türevin grafiği misin? Ok çizdin, ikinci türev.
İkinci türevin grafiği mi verdi? Ok çizdim. Üçüncü türev. Adam bana burada neyi vermiş? F, 1, 2, 3. Üçüncü türevi vermiş. Çiz dedi buna oku. Çizdi. Ne oldu? Dördüncü türev oldu. Bak ne kadar güzel. Demek ki ok çizmek bir kez türev. Sakın birinci türev deme. Vallahi Hüseyin amca bununla ilgili yapıyor. Diyor ki F türev fonksiyonunun ikinci türevi, üçüncü türevi bu gibi yorumları yapıyor. Hemen geldik. O zaman kısaca kimin artan aralığını aramıyorsa bir kez türevini al ve pozitif değerlerini bul. Çünkü artan pozitif demek. Hemen geçiyorum. Peki X1 ve X2'den küçük. Ya bu tanımları oldum olası sevmiyorum ama şunun da mantığını bilmemiz lazım. Mesela 1 4'ten büyük. Buna rağmen F1 daha büyükse F4'ten, yani şu sayı doğrusunda doğru bir ifade. 1 4'ten küçük. Ama F1 F4'ten büyük ters bir ifade ise bu fonksiyon azalan fonksiyondur. Ve tek tek yine grafiklerimize bakalım sevgili gençler. Birinci grafiğimiz hem pozitif değer hem negatif değer var. Ama ben biliyorum ki ok çiziyorum. Ok nereye gidiyor? Aşağıya iniyor. Karıncayı da gönder. Yeşil de bizim karıncamız. Gönder karıncayı. Karınca aşağı doğru iniyor. O zaman bu bir azalan. O zaman bunun eğimi negatiftir. Aynı şekilde bir yana baktığımız zaman değerlerin hepsi pozitif olmasına rağmen bakın fx değeri pozitif olmasına rağmen oku çizdiğimde aşağıya iniyor. Eğim negatiftir. Ve üçüncü ne vermişiz üçüncüde? Hemen alalım onu da. Şöyle gönderdim. Üçüncü de değerlerin hepsi negatif olmasına rağmen türev nereden çıktın sen? Fonksiyonun değeri negatif olmasına rağmen değer aşağı doğru iniyor. O zaman bu da azalandır arkadaşlar. Azalan, azalandır. Mantık bu arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Artan bilgilerini vermiştik. Şimdi azalan bilgilerini verelim. Azalan fonksiyon üzerine çizilen teğetler eğimi daima negatiftir. Niye? Karınca aşağı iniyor hocam. Aşağı inerse eğim negatif. Eğim negatif olduğu için o aralıkta türevin değeri de negatiftir. Bak türev demiyorum. Türevin değeri de negatiftir. Fx fonksiyonu azalan aralığı bize türevinin negatif olduğu yerlerdir. Bakacaksın soruda türevini. Bir dakika hocam biz o negatif pozitif olan değerleri nereden buluyorduk? Hatırla eşitsizlikler konusunda tablo çizmeden buluyorduk. O yüzden burada da tablo çizeceğiz. Grafiğin üzerine çizilen noktalar, grafiğin yine söylüyorum birinci türev değil, bir kez türevi. Bak dikkat, bir kez türevi. Eğer ben tutup da türevin üstüne ok çizersem ikinci türevi bulurum. Kısaca kimin azalan aralığını arıyorsan bir kez türevi al, negatif değerlerini bul. Grafiği mi arıyorsun? Ok çiz. Fonksiyonu mu arıyorsun? Türevi al. Bak, zaten fonksiyon bana verirse ben türev alarak buluyorum. Ama grafik verirse ok çiziyorum. O zaman aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Grafiklerde ok çizmek türev almak demektir. Birinci türev mi? Bir kez türev mi? Bakıyorum. Bakıyorum. Bir kez türev. Dikkat ediyoruz. Hemen geldik. Peki biz bunları grafikte öğrendik hocam. Oku çiziyoruz. Yukarı çıkıyorsa artan aralık. Aşağı iniyorsa azalan aralık. Merak etme. Soru çözeceğim onunla ilgili. Peki biz bunları fonksiyonla nasıl buluyoruz hocam acaba? Mantık şu arkadaşlar. Bir fonksiyon artan ya da azalan aralığı belirlenirken birinci türevi alınır. Yani bir kez türevi alınır. İşaret tablosu hazırlanır. Pozitif değerler artan, negatif değerler azalan aralığı verilir. Tamam. Şimdi ben fonksiyonumun türevini aldım. Bu arada türevi olacak. Evet. Böyle düzeltelim bunu. Bu türevi olacak. Türevin aralığını alıyorum. Diyorum ki türevin aldıktan sonra aralığını yazabilmem için benim o türevin, o fonksiyonun köklerini tek tek buluyorum. Tabloya yerleştiriyorum ve işaretine bakıyorum. Örneğin eğer benim fonksiyonumuzun türevi artıyla başlıyorsa her kökte işaret değiştiriyordu. Eksi, artı, eksi. Hocam biz bunları nerede öğreneceğiz? AYT kampında vermiştik. Eşitsizlik konusunda tabloları çizmeyi öğretmiştik. O halde artı, eksi, artı, eksi dedim. Süper. Peki bundan sonra ne yapıyorum? Eksilerin negatif türev yani azalan, artılar pozitif türev yani artan, eksiler negatif türev azalan, artılar pozitif türev nedir? Artandır. Yani şu tablo aslında bize fx fonksiyonunun neyini veriyor? Nerede negatifsin, nerede pozitifsin? O zaman ben size bu soruda böyle gelirse ne diyeceğim?
eksi sonsuzla A aralığı azalan aralıktır. Çünkü negatif. Doğru mu yazdım sevgili arkadaşlar? Çok çok önemli. Bu yazdığım yanlış benim. Nasıl hocam? Eksi azalan dediniz. Evet. Azalan aralık diyemezsiniz. Peki biz ne deriz? Bakın. İşte ÖSYM amca bunları çok seviyor. Öyle bir şeyler yapıyor ki. Kimin azalanı? O yüzden buraya hop f(x)'in azalanı demek zorundasınız. O halde devam ediyorum. B ile C aralığı da negatif eğimli. Yani türevi negatif. Doğal olarak fonksiyonumuz yani f(x)'imiz azalandır. Azalan. Bakıyorum pozitif olan yerler. A ile B aralığı fonksiyonda pozitif türevinin pozitif değerlerdir. Doğal olarak fonksiyonumuz artan aralıktadır. Artan. Son olarak da eksi sonsuzla C ile artı sonsuz. Bu aralıkta fonksiyonumuzun kendisi artandır. Yani ben kısaca artan ya da azalan kelimesini başında fonksiyon olmadan kullanamam. F(x)'in artan, türevinin artan, ikinci türevinin artan bunların hepsini tek tek göreceğiz. Ve geldim hemen bir sorumuza. F(x) fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulalım. Kural 1. Verilen fonksiyonun artan ve azalan aralıklarını arıyorsam öncelikle bir kez türevini alıyorum. Alalım. Nedir bu? 2x-6. Sonra türevin tablosunu çizdiğim için türevin kökünü buluyorum. -6 eşittir 0 diyorum. 2x eşittir 6, x eşittir 3. Kökü 3 olduğuna göre hemen tablomu çiziyorum. Bakın tablomu çizdim. Kök 3 bir tane var. Ve devam ediyorum. Diyorum ki benim bu fonksiyonum değil, kimin tablosunu çiziyorum? Türevin tablosunu çiziyorum. f(x) burası türev arkadaşlar, türev. Türevin tablosunda işareti neyle başlıyor türev? Artıyla başlıyor, sonra eksi. O halde artı eksi diye yazdıktan sonra negatif yerler önemli. Aşağı iniyor, pozitif yerler yukarı çıkıyor. Yani işin özü eksi sonsuzla 3 aralığında f azalan artı 3 ile sonsuz aralığında, hocam 3'ü yazamadınız, tekrar yazalım. Artı 3 ile sonsuz aralığında f artandır arkadaşlar. Artan. Yani pozitif olan yerler artan, negatif olan yerler azalan. Kimin? Türevin. Türevin işaretlerini buldum. Türevin işaretleri bana fonksiyonun artan ve azalan aralıklarını verir diyorum. Ve başka bir soruyla yine karşınızdayız. Sorumuzu okuyalım. f(x) fonksiyonu x3, 3x kare, -9, x artı 5 fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulalım. Ben soruda artan ve azalanı arıyorsam kimin? F'in. O halde fonksiyonun türevini bulacağım. Alalım türevini. 3x kare artı 3 kere 2 baş aldım 6x eksi 9 ve 3x kare artı 6x eksi 9'un köklerini bulacağım. Bakın hepsi 3'ün katı olduğu için bir 3'e bölelim bunu. X kare olur. Burası 2x olur. Burası eksi 3 olur. 0. Ne yaptım? Komplesini 3'e böldüm arkadaşlar. Daha kolay bulayım diye. Çarpımları eksi 3 topladığım zaman artı 2'yi veren 2 tane ifade artı 3'e eksi 1'dir. X'e x'dir. O halde türevin köklerinden biri 1'dir arkadaşlar. Diğeri ise eksi 3'tür. Hemen türevin tablosunu çiziyorum. Onu da hemen şuraya çizelim. Çizdim. İlk köküm eksi 3. İkinci köküm 1. Şimdi şu soruyu sorar gibisiniz. Hocam burada dahil mahir alıyoruz, almıyoruz. Çünkü türevin pozitif olduğu yer. Sıfır olduğu yer değil, pozitif olduğu yer. O halde fonksiyon türevine baktığımda bakın neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. Artı. Burası eksi. Burası artı. Hemen oklarımı çiziyorum. Artı olan yerde artan, azalan, artan. O halde bizden ne istiyor? Artan ve azalan aralığı bulun diyor. Eksi sonsuzla eksi 3 ve 1 ile sonsuz aralığı artan demiyorum, f artan diyorum. Fonksiyonumuz artan. Eksi 3 ile 1 aralığında f azalandır arkadaşlar. Azalan. Mantık budur arkadaşlar. Hemen geldim neye? Şimdi y eşittir mx artan biçimdeki doğrusal fonksiyonlarda, yani birinci dereceden bir fonksiyon, m sıfırdan büyük ise eğim pozitif olduğundan dolayı f(x) daima artandır. Neden? Şimdi ben fonksiyonun benim birinci dereceden bir fonksiyon olsun arkadaşlar.
Birinci dereceden bir fonksiyon. Örneğin 3x artı 5. Al bunun türevini. F türev 3. Türev 3 ama 3'ün kökü yok. Kökü olmadığı için ben tabloyu çizdiğimde kök yok, böyle bırakacağım. Fonksiyonum neyle başlıyor türevim? Artıyla. Artı 3 çünkü. Artıyla başlayacak. Bakın tek bir yer var, artan. İşte ona biz daima artan diyoruz. Aynı şekilde yine birinci dereceden eğim negatif olursa yine bir örnek verelim. Fx eşittir. Eksi 4 eksi artı 1 fonksiyonun artan ya da azalan olduğu aralığı bulun dedi. Türevini aldım arkadaşlar. X. Türevi nedir? Eksi 4. Tablomu çizdim. Kök yok. Neyle başlıyor türevi? Eksiyle başlıyor. O zaman bu da her yerde nedir? Azalandır. Biz de buna daima azalan diyoruz arkadaşlar. Hemen geldik. Fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralığı bulun. Hemen yazıyorum. Türevini aldım. 4 çıktı. Kök var mı? Kök yok. Çünkü x yok burada. Kök yok. O zaman tablomu yazıyorum. Kimin tablosu? Türevin tablosu. Kökün var mı? Yok. O zaman neyle başlıyor? Artıyla. Artıyla başladığı için eksi sonsuzla artı sonsuz olan her yerde fonksiyonum azalan mı? Artan mı? Artan. Yukarıya çıkıyor. O zaman her yerde artan daima artandır diyoruz soru kalıbında. Geldik bir ÖSYM sorusu. Fx eşittir 4x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 artı 3 fonksiyonun azalan olduğu aralıkları bulalım. Şimdi öncelikle ben bir türev alacağım. Alalım türevi. 3'ü başa aldım. 12x kare bölü 3 eksi 2x bölü 2 0. Türevi düzenleyelim. Bu nedir arkadaşlar? 4x kare eksi x. Neyi bulmam lazım? Türevin köklerini bulmam lazım. O yüzden diyorum ki 4x kare eksi x 0'a eşit. X parantezini alırsak 4x eksi 1 0. Buradan arkadaşlar köklerden biri 0 çıkıyor. Diğer kök 4x eksi 1'e eşit. Eksi 1 0'ken 4x 1'e eşit. Buradan da 1 bölü 4 geliyor. İki tane kökümü buldum. Hemen hiç beklemeden tablomu çiziyorum. Yazdım. Kimin tablosu? Tabii ki de türevin tablosu. Köklerden biri 0, 1, 1 bölü 4. 0'ı buraya alıyorum. 1 bölü 4'ü buraya alıyorum. Peki fonksiyonun türevi neydi? 4x kare eksi x. Neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. O zaman burası artı, burası eksi, burası artı. Bölgeleri yazarken artı olan yerler yukarı oklar, eksi olan yerler aşağı oklar, artı olan yerler yukarı oklar. Benden ne istiyor? Azalan olduğu aralığı istiyor. O halde diyorum ki 0 ve 1 bölü 4 açık aralık f azalandır arkadaşlar. Azalandır. Mantığı bu şekilde. Geldik şuna. Bir fonksiyon daima artan ya da daima azalan ise ya türevinin kökü yoktur ya da çift katlı kökü vardır. Verilen fonksiyonun türevi ikinci dereceden ise, yani bize bir fonksiyon veriyor ikinci dereceden ise. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, türevi ikinci dereceden, buna dikkat edelim. Türevi ikinci dereceden, şimdi sevgili arkadaşlar, bunun daima artan olması ya da dikkat edin ya da daima azalan olması, biz burada neyi dikkate alacağız? Bu daima artan ise bunun ya kökü yoktur ya da çift katlı kökü vardır. Şimdi bakın artıyla başlamış a. Ne oldu burası? Hop hep artan fonksiyon. Bu artı çift katlı kök olduğu için tekrar artı. Burada da her yerde artan diyoruz. O halde cümlemiz olacak mı? Eğer fonksiyon 3. dereceden ve sen bunun türevini aldın 2. dereceden çıktı. Bunun daima artan olmasını istiyorsan 1 baş katsayısı 0'dan büyük ve kök yok ya da çift katlı kök var. Daima azalan istiyorsan baş katsayısı 0'dan küçük ya da kök yok ya da çift katlı kök var. Peki bunun soruları nasıl geliyor? Aynen bu şekilde geliyor. Bana bir fonksiyon vermiş. Fonksiyonun daima artan ise B sayısının aralığı nedir diyor. B sayısının aralığı nedir? Hemen bakalım. Biz ilk önce ne yapacağız? Fonksiyonumuzun bir keresinde artan azalan aralığı istediği için türevini alacağım. Alalım türevini arkadaşlar. 3x kare bölü 3 artı 4x artı b. Düzenleyelim. F türev ne çıkıyor? F türev x kare artı 4x artı b. Benim türevim kaçıncı dereceden fonksiyon? İkinci dereceden fonksiyon. İkinci dereceden fonksiyon türevinin tablosunu çizdiğinde her yerin artıyla başlıyor.
Buraya artı yazdım ve değişmemesini istiyorsam iki şansım var. Ya kök yoktur ya da çift katlı kök vardır. Ya böyledir ya da çift katlı kök vardır. Diyelim x1, iki tane köküm var. Şöyle verdim. Artı artı oldu. O halde delta kesinlikle sıfırdan küçük ve eşittir. Şimdi delta'yı bulalım. Delta'mız neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. İkinci dereceden denklemlerde. B kare 4 ac hocam. B'miz kaç? 4. O zaman 16. Eksi 4. A'mız kaç arkadaşlar? 1. C'miz nedir burada? B'dir. Sıfırdan küçük ve eşit olmalı. Buradan da ne olur? 16 küçük eşit 4B'den. Buradan her tarafı 4'e bölersek B 4'ten büyük ve eşit olur. Hangi aralık? 4'ten büyükse 4'ten kapalı artı sonsuz aralığında olursa eğer B fonksiyonun daima artan olur diyoruz. Ve diğer sorumuza bakıyoruz. Fx fonksiyonu 0, AB yani AB 0'dan büyük olmak üzere AB aralığında artanmış. Tamam. Ve aynı zamanda fx 0'dan büyüktür. Yani değeri pozitif. Peki artan ne demek? Hemen yazıyorum. Artan neydi arkadaşlar? Bunun türevinin 0'dan büyük olduğunu söylüyor bana. Yani hem türevi 0'dan büyük hem de fonksiyon 0'dan büyük. Buna göre hx fonksiyonu x çarpı fx fonksiyonu aynı aralıkta artan veya azalan olma durumunu inceleyelim. Şimdi benim aralığım yani x değerlerim, AB aralığım. Nedir arkadaşlar AB aralığım? Ya ikisi de sıfırdan büyükse A pozitiftir, B de pozitiftir. Yani vereceğim bütün değerler benim pozitiftir. Bu tamam. Şimdi ben Hx'in artan mı azalan mı olduğunu bulmak için Hx'in türevini alırım. O halde diyorum ki Hx'in türevini alıyorum ilk önce. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı birinciyi aynen yaz. İkincinin türevini al. Tamam aldım. Peki hangi aralıkta? AB aralığında. Şimdi soruyorum size arkadaşlar. Fx fonksiyonum AB aralığında belli mi ne olduğu? Belli. Pozitif. Burası artı. Devam. X'im bu aralıkta ben A'ya ve B'ye o aralıkta değerleri x olarak kullanacağım. O zaman x'im de bu aralıkta her zaman pozitif mi? Pozitif. Geldim türeve. Türev. Türev neydi? A artandı. Yani bu aralıkta her zaman nedir? Pozitiftir. Bakın bakalım Hx'in türevi ne oldu? Artı, artı, artı. Artı ile artıyı toplarsam her zaman artı olur. O zaman şunu diyebilirim. Bu aralıkta, AB aralığında Hx fonksiyonumuz ne olmalı? Artan olmalı arkadaşlar. Artandır diyoruz. Hocam eksi çıksaydı azalandır diyecektik. Mantığı bu şekilde. Hemen geldim. Önemli bir konu yine. ÖSYM amcanın çok sevdiği ve bizim de çok kolaylıkla yapabileceğimiz konu. Grafiklerde artan ve azalan. Şimdi sevgili arkadaşlar ben artık artan ve azalan ne olduğunu biliyorum. Türevi pozitif mi negatif mi olduğunu biliyorum. Şimdi verilen grafikte önce kimin grafiği olduğu belirlenir. Bak bu çok önemli. Kimin grafiği olduğu belirlenir. Yani arkadaş sen fx'in grafiği misin yoksa türevinin grafiği misin yoksa ikinci türevin grafiği misin? Hepsi karşımıza çıkabilir. Daha sonra grafiğin üzerine soldan başlanarak oklar çizilir. Çizilen oklar yukarı ise pozitif eğimli. Kısaca türevi pozitif yani artan aralık iken. Çizilen oklar aşağı yönde ise türevi negatiftir yani azalan aralık. Fx fonksiyonunun, şunu sileyim. Fx fonksiyonunun grafiği üzerinde oklar çizilirse türevin pozitif ya da negatif değerleri bulunur. Bu da bize fx fonksiyonun artan ya da azalan olduğu aralığı verir. Türevin fonksiyonunda, bakın türevi verilmiş. Grafiğin üzerine oklar çizilirse dikkat. Her ok neydi arkadaşlar? Her ok birinci türev değil, bir kez türevdi. Bundan bahsetmiştim. Her ok bir kez türev olduğundan dolayı onun ikinci türevini. Çünkü ben kimin üstüne oku çiziyorum? Birinci türevin üstüne oku çiziyorum. O zaman ikinci türevin pozitif veya negatif değerini bulurum. Bu da bana arkadaşlar türevinin fonksiyonunun artan ya da azalan olduğu aralığı bulunur. Yani eğer ben türevinin sıfırdan büyük olduğu yeri biliyorsam bunun adı fx'in artanıdır. Eğer ben ikinci türevin sıfırdan büyük olduğu yeri biliyorsam bunun adı türevinin yani birinci türevinin artanıdır. Eğer ben üçüncü türevin sıfırdan büyük olduğunu yeri biliyorsam İkinci türevin artan aralığıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim sorularda. Şimdi gelelim şuna.
fx fonksiyonun pozitif değerleri, yani bir not var, önemli bir not. Bir grafik vermişim, kimin grafiği vermişim? İlk önce buna bakacaksın. Kimin grafiği? Fx'in grafiği. Tamam. Şimdi diyorum ki fx'in grafiği verildiğine göre, dikkat. Fonksiyonumuz fx. Fx fonksiyonunun pozitif değerleri nereler, negatif değerleri nereler? Fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler pozitif, sıfırdan küçük olduğu yerler negatif. Peki ben bunu neye göre karar veriyorum? Grafiğin üstüne geliyorum. Bakın x'in altında kalan bölgeler eksi, x'in üstünde kalan bölgeler artı, buralar eksi, buralar artı. Yani fonksiyon grafiğinin değeri sadece x'in altı ya da x'in üstü. Negatif değerler, pozitif değerler. Zaten neden? Çünkü y'nin negatif, y'nin pozitif olduğu yerler. Peki fx'in negatif değerleri nereler dediğimde bu da x'in altında. O zaman arkadaşlar pozitif olduğu değerler, bakın eksi sonsuzla a aralığı. Başka birleşim c ile e aralığı. Bunlar pozitif olduğu yerler. Peki negatif olduğu yerlere bakalım. A ile c aralığı birleşim, bir de ne var? E ile artı sonsuz olduğu aralıklarda bize fonksiyonun negatif değerlerini veriyor. Şimdi geldik şuraya. Dikkat, bunu da farklı renkle yazalım. Fx'in artan aralığı. Artan bunun bir kez türevini al demek. Yani türevinin sıfırdan büyük olduğu yerler. Fx'in azalan aralığı türevinin sıfırdan. Bunu büyük yazmışız. Burası küçük olacak arkadaşlar. Şurası şöyle hop küçük olacak. Küçük olduğu yerler. Böyle böyle küçük. Şimdi geliyorum. Fx'in azalan ve artan olduğu aralığı ben grafikte nasıl bulacağım? Ok çiziyorsunuz. Yani hemen geliyorum. Dikkat, çok çok önemli. Şuradan başlıyorum. Hatta bunu şöyle, şunun rengi siyah alayım. Evet. Şunu da birazcık kalınlaştırdık. Tamam. Şimdi arkadaşlar sondan başlıyorum grafik çizmeye. Buna baktığımda grafik nereye doğru gidiyor? Aşağı doğru. Buradan yukarı doğru. Buradan aşağı doğru. İşte grafiğimizin aşağı doğru indiği yerler azalan, yukarı doğru indiği yerler artan, aşağı doğru indiği yerler azalandı. Hocam grafiğe soldan mı başlayacağız? Nasıl siz sayıları saymaya soldan başlıyorsanız, bakın 1, 2, 3, 4 ya da eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 soldan başlayarak gidiyorsunuz. Biz bunu nerede öğrenmiştik? Karınca yürütüyorduk. Hep soldan başlıyorduk. Soldan başlıyorsunuz. O zaman fx'in artan olduğu yerler, bakın kimle kim? Sadece b ile cd aralığı. B ile d aralığı. Fx'in azalan olduğu yerlere bakalım. Eksi sonsuzdan gelmişim. Nereye kadar? B'ye kadar. Bir de nerede var azalan? Hop şurada var. Dikkat ettiniz mi? Bu da nereden geliyor birleşim? D ile artı sonsuza kadar olan bölgelerde azalandır diyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi bu sefer dikkat. Kimin grafiği verilmiş? Lütfen dikkat edin. Kimin grafiği? Türevinin grafiği verilmiş. Türevinin grafiği verildiğinde ben fonksiyonun değerini değil, türevinin değerini buluyorum grafiğe bakarak. Fonksiyonun değeri değil, türevin değeri. O halde birinci türevin pozitif olduğu yerler sana verilen fx'in türevin grafiği. O zaman x'in üstü pozitif, x'in altı negatif. O halde ne diyeceğim pozitif olan yerler? Burada da aynı hata yapmışız. Şurası sıfırdan küçük olacak, hemen gördüm. Yukarısı artıdır türevin pozitif olduğu yerler. Aşağısı eksidir türevin negatif olduğu yerler. Hatta onu da kırmızıyla yapalım. Buralarda eksidir. O halde yazacak olursam türevinin pozitif olduğu yerler eksi sonsuzla a aralığı. Başka var mı? Var. Birleşim c ile e aralığı. Peki türevinin negatif olduğu yerleri bulalım. Türevin negatif olduğu yerler neresi arkadaşlar? A ile c aralığı negatif. Başka var mı? Birleşim e ile artı sonsuz olduğu yerlerde türev negatif. Şimdi geldik. Fx'in artan aralığı. Bakın. Kimin artanı istiyorum? Türevin artanı. Artan demek bir kez türev al demek değil mi? Evet. Zaten bana verilen fonksiyon türev. Ben türevin de bir kez türevini alırsam neyi bulmuş olurum? İkinci türevini bulmuş olurum. O halde ikinci türevin pozitif olduğu yerler lazım bana artanı bulmak için. Hocam biz bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar grafik kimin grafiği? Türevin grafiği. Ben türevin grafiğini ok çizersem bir kez daha türevini almış olurum. Adam bana türevin grafiğini vermiş. Bir kez daha türevini alırsan ikinci türevini bulsun. O zaman buraya oku çiziyorum. Bakın ikinci türevi buldum. Bu nereye iniyor? Aşağıya. O zaman f'in sıfırdan küçük olduğu yerler. Hop bakın yukarı çıktım. Niye? Buradan başladım yukarı çıktım. Bu nedir? İkinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerler. Tepeye geldim. Tekrar yön değiştiriyorum. Aşağı iniyorum. İkinci türevi sıfırdan küçük olduğu yerler. O halde ne diyebilirim?
eksi sonsuzla B aralığı aşağıya iniyor. Başka aşağı inen var mı? Birleşin D ile artı sonsuz aralığı. Artı sonsuz aralığı aşağıya indiği için azalandır. Azalan. B ile bakın nereye kadar? D'ye kadar. B'den D'ye kadar. Fonksiyon tabi azalan demiyoruz. Türevi azalandır. Çünkü F'in ikinci türevini buldum. Aralığında F'in birinci türevi nedir arkadaşlar? Artan aralıktır. Yani işi özetleyecek olursak. X'in altı negatif değer. X'in üstü pozitif değer. Kimin grafiği? Fx'in. Fx'in negatif değeri, Fx'in pozitif değeri yukarılar. Oku çizdin, yukarıya doğru çıktın. Fx'in artanı, aşağı indin, Fx'in azalanı. Yukarıya çıktığını değer olarak okuyacaksan türevin pozitif, türevin negatif olduğu değerler diyoruz. Tabi hocam biz bunları örnekle görsek daha iyi olur. Hemen bakalım örneğimize. Yukarıdaki fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre f'in artan ve azalan olduğu aralıkları bulun dedi. Hatta ben şunu sorunun grafiğini birazcık büyütmek istiyorum. Ve daha rahat görelim arkadaşlar. Hemen hatta şunu da şöyle birazcık şöyle ortaları alalım. Evet bunu da aldık. Hemen şurayı da kapattım. Ve diyorum ki başlıyorum. 1. Kimin grafiği? Fx'in. Ben niye arıyorum? F'in artanı, F'in azalanı. O zaman bana bir kez türevi, yani birinci türevi lazım. Fx'in artan azalanı arıyorsam türevi lazım. Grafiğime bakıyorum. Ya bu fonksiyon olsaydı türevini alırdım, köklerini bulurum, tabloya yazardım. Ama bana grafik verilmiş. O zaman grafikte ok çiziyorum. Karıncayı soldan gönderiyorum. Hop bakın aşağı ok geldi. Buradan başladım yukarı ok geldi. Buradan başladım aşağı ok geldi. Aşağı olan oklar türevinin negatif olduğu değerler. Bak değer diye okuyorum. Yukarı olan oklar türevinin pozitif olduğu değerler. Aşağı olan oklar türevinin negatif olduğu değerler. Ve ben biliyorum ki türevinin negatif olduğu değer demek fonksiyonun eğiminin negatif yani fonksiyonun azalan olduğu aralıktır. O halde eksi sonsuzla nereye kadar? Eksi 2'ye kadar. Sonsuzu bir daha yazalım. Eksi sonsuzla eksi 2'ye kadar. Başka var mı? Artı 2 ile birleşim. Artı 2 ile nereye kadar? Artı sonsuza kadar. Bu fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? Şöyle alalım. Hep unutuyorum. F azalandır arkadaşlar. Bu aralıkta azalandır. Devam ediyorum. Bir de artanı bulacağım. Grafiğime dikkat edin. Buradan başlamış yukarıya doğru artıyor. O halde eksi 2 ile artı 2 aralığında f'imiz nedir arkadaşlar? Artandır diyoruz. Peki bu türevin grafiği olmuş olsaydı nasıl bulacaktın? Güzel bir soru. Yapalım mı? Hadi o zaman bir taşta iki kuş vuralım. Şimdi bunu alıyorsunuz, bekliyorum, aldınız. Yazdınız mı? Yazdınız. O zaman hemen diyorum ki sorumu değiştiriyorum. Şu arkadaşların hepsini siliyorum. Sizde ekran kaydı var, alırsınız. Sildim. Ve sorumu nasıl değiştiriyorum? Lütfen not alan arkadaşlar hemen altına notunu alsın. Sorumu şöyle değiştiriyorum. Diyorum ki bana fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bak türevini verilmiş. Benden yine aynı şeyi istiyor. Fx'in artan azalan aralığını istiyor. Azalan. Artan ve azalan. Şimdi soruyorum size. Fx'in artanı tamam. Artan fx'in ise bana bir kez türevi lazım. Ne lazım bana? F türev x'in sıfırdan büyük olduğu yer. Ne lazım bana? F türev x'in sıfırdan küçük olduğu yer. Peki hocam ok mu çizeceğiz? Ya zaten sana türevin grafiği verilmiş. Türevin ne zaman pozitif değeri var? X'in üstünde pozitif, x'in altında negatif. O zaman bu aralıklar x'in üstü olan her yer nedir arkadaşlar? F'in, şöyle yapalım. F'in türevinin sıfırdan büyük olduğu yerler. Peki buralar nedir? Bakın eksi. Bu aralıkların hepsi türevin sıfırdan küçük olduğu yerlerdir. Yani x'in üstü artan x'in alt aralıkları azalandır. Hangileri? Eksi sonsuzda eksi 3 aralığı. Artanlar eksi sonsuz, eksi 3. Başka var mı? Eksi 1 ile 5. Peki azalan aralıklar nelerdir dediğinizde? Onu da kırmızıyla yazalım. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı.
Bir de 5 ile hangi aralık arkadaşlar? Artı sonsuz. Şuraya birleşim aldım. 5 ile sonsuz aralığı. Bu aralıklarda artandır. O zaman şunu diyebilir miyiz? Fx'in grafiği verirse artan azalanı okla buluyorum. Türevinin grafiği verirse bana fx'in artan azalanı soruyorsa x'in üstü değeri pozitif olduğu için türevin değeri artan, x'in altı azalandır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Zaten ben bu soruyu yazmışım. Türevinin grafiğini vermişim. Ben de diyorum ya ne güzel. Hemen bakıyoruz. Tekrar o zaman şöyle bir hatırlatalım. Bir taşla iki kuşu vurmadık. Zaten soru olarak vermişiz. Ne istiyor türevinin grafiği? Hemen söyleyeyim. F'in artan ve azalan. Hemen bakıyorum aslında F'in mi istiyor yoksa? O da önemli. F'in fonksiyon grafiği demiştir. Bakın F'in artan ve azalan aralığı. Evet F'in istiyor. O halde hemen deminki olayı aynen çözüyoruz. X'in üstü artan, X'in altı azalan aralıktır. Peki sevgili arkadaşlar, madem hocam bu soruyu yazdınız da soruyu birazcık değiştirelim mi? Şunu yapalım mı? Neyin aralığını istiyordu? F'in. O zaman ben de sizden Fx'in artanını isteyeyim. Artan ve azalan. Azalan. Benden Fx'in artan ve azalan aralığını istediğine göre mi yoksa türevin mi? Türevin artan ve azalanı istiyor. Türevin artan ve azalanı istediğine göre ben bu türevin bir kez daha türevini alacağım. Hop ikinci türevin değerini buluyorum. Burası artandır. Hop ikinci türevin negatif olduğu yerlerde azalan aralıktır. Yani birinci türevi f'in artanını azalanını verirken ikinci türevi büyük olan yerler türevin artanı, küçük olan yerler türevin azalanıdır arkadaşlar. Azalan. O zaman bana ne lazım? Tabii ki de ok çizmek lazım. Çünkü türevin grafiği verilmiş. Bir kez ok çizdim, bir kez daha ok çizdim, bir kez daha ok çizdim. O zaman türevin türevini alırsam ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerler, türevin türevini alırsam ikinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerler, ok yukarı çıkıyor. Türevin türevi ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerler. O halde arkadaşlar eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar, eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar başka azalan var mı? Bakın 2'den nereye kadar? Artı sonsuza kadar. Bu f'in değil dikkat türevinin azalan olduğu yerlerdir. Azalan. Yani ÖSYM amcasına bu soruyu veriyor. Ve şıklarda diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eksi sonsuz eksi 2, 2 ile sonsuz aralığında f azalandır diyor. Sen hemen diyorsun ki evet azalandır. Hayır f azalan değil. Türevi azalandır. O zaman bir de artan aralığı bulalım. Eksi 2 ile neresi? 2 aralığında f'in türevi artandır arkadaşlar. Artandır diyoruz. Ve böylelikle bir taşla iki kuş yine vurduk. Son anda döndük ama vurduk. Hemen bir örneğimize bakalım. Son örneğimiz olması lazım. Yukarıdaki grafikte f türev fonksiyon grafiği verilmiş. Bakın türevin grafiği verilmiş. Buna göre f 11 f6'dan büyük. Ben bunu nereden bileceğim? f-4 -2'den büyük. f4 f2'den büyük. İkinci türev -3. İkinci türev de 3'e eşit. Şimdi geliyorum. Bunları nereden bileceğim? Sevgili arkadaşlar. 11 6'dan gerçekte büyük mü? Büyük. Yani ben 11'in gerçekte 6'dan büyük olduğunu biliyorum. Fonksiyon olarak da büyük. Yani bana aslında şunu diyor. Ya bu aralıkta artan mı diyor. Soruyor. Soru bu aralıkta artan mı? Ona bak diyor. Eksi 4 mü büyük, eksi 2 mi büyük? Gerçek hayatta. Eksi 4, eksi 2'den küçük. Ama f eksi 4 de f eksi 2'den büyük. Bir terslik var. Yani şöyle söyleyeyim. 11 6'dan büyükken f 11 6'dan büyükse doğruluk var. 11 6'dan büyük. F 11 F6'dan büyük olur. Öyle beklenir. O zaman bu artan. Eksi 4 eksi 2'den küçük. Evet. Ama F eksi 4 eksi 2'den büyük. Yani bana aslında diyor ki bu aralıkta azalan diyor. Sonra geliyorum. F 4. 4 mü büyük 2 mi büyük? 4 büyük. F 4 F 2'den büyük. Bu aralık artan diyor. Artan. Ve dördüncüde de ne diyor? İkinci türevin eksi 3. İkinci türev 3'e eşit mi? Ona bak diyor. Hemen bakıyorum. Şimdi büyütüyorum bunu ve tabii şunları aklımda tutacağım. Nasıl tutacağım bilmiyorum. Bakalım. Önce biz burada türevin grafiği verilmiş. Tamam. Ha bak burada da gözüktü. Aklımda tutabilirim. Hatta şöyle yapayım ya. Şunu alayım. Şunu hafifçe çekeyim. Tam olsun. Evet. Kapatıyorum. Şimdi geliyorum buna. 11 6'dan büyük. Gerçekte de büyük. O zaman buranın artan. Eksi 4 eksi 2'den küçük ama normalde büyük diyor. Azalan zıtlık var. 4 2'den büyük. 4 2'den büyük. F4 F2'den büyük. Artan.
Şimdi sevgili arkadaşlar, türevin grafiği verilmiş, bana fonksiyonun artan azalan aralığını soruyor. O zaman türevin sıfırdan büyük mü küçük mü? Bunun üst tarafı neydi? Artı, türevin sıfırdan büyük olduğu yerler. Alt tarafı nedir arkadaşlar? Eksiler. Türevin sıfırdan küçük olduğu yerler. Hemen soruyorum size, 11 nerede? Hocam 11 şuralarda bir yerde. Evet. Peki 11'in olduğu yerlerde türevin değeri ne? Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyükse artanıdır arkadaşlar. Artan olması da 11 altından gerçekten büyüktür. Peki eksi 4 ve eksi 2 nerede bakalım? Eksi 4 ve eksi 2. Eksi 2 nerede arkadaşlar? Şurada. Yok, burada eksi 2. Eksi 2 burada. Eksi 4 nerede? O da burada. Peki eksi 4 ve eksi 2'nin türev değeri nedir? F eksi 4 ve eksi 2'nin türev değeri, dikkat edin, sıfırdan küçüktür. F türev değeri sıfırdan küçükse bunun azalan olduğunu söylüyor. Zaten ifadede de sana azalan diyor. Neden azalan? Eksi 4 eksi 2'den büyük değil. Eksi 2 daha büyük bir değer. Buna rağmen fonksiyon büyükse bunun azalan olduğunu söylüyor. Yani burada bir zıtlık varsa azalan, aynılık varsa artan. Geldim üçüncüye. 4 2'den büyük, yani 4 ve 2. Hemen 4 ve 2'yi buluyorum. Neredesin 4 ve 2? 4 burada. Bakın şurası 4 değeri. Şurası da 2 değeri. Değer olarak nerede arkadaşlar 4 ve 2? Türevin değeri sıfırdan küçük. Türevin değeri sıfırdan küçükse bu azalandır. Ama sana ne diyor? Artandır diyor. O zaman bu kesinlikle yanlıştır. Bir de bakalım eksi 3 ikinci türev. Hocam bize birinci türev vermiş. Ben ikinci türevi nasıl bulacağım? Hemen söylüyorum sana. Önce şunun bir rengini değiştireyim. Ne vereyim? Şöyle masmavi, kıpkırmızı dedik. Sarı vereyim. Birazcık da şöyle büyüttük. Tamamdır. Şimdi diyorum ki bana ikinci türevi lazımsa verilen birinci türev. O zaman ok çizerim ya. Buraya ok çizdim, buraya ok çizdim, buraya ok çizdim, buraya ok çizdim. Bu çizdiğim oklar sanki duyar gibiyim. Hocam bunlar görülmüyor. O zaman biraz daha kahverengi alalım. Okları çizdim. Bakın. Ok aşağı doğru, ok yukarı doğru, ok aşağı doğru, ok yukarı doğru. Hangi değer? Eksi 3. Hop bakın. Artandan azalana geçmiş. Türevin negatif, türevin pozitif olduğu yerler. Burası da sevgili arkadaşlar artandan azalana geçtiği için ikinci türevin köküdür ve sıfırdır. Bakıyorum sıfırda da sıfır. Şuraya bakıyorum 3'te. Bakın azalandan artana geçmiş. O zaman ben biliyorum ki ikinci türevde 3 noktası kesinlikle sıfırdır. Yani türevin köküdür. O zaman 3 ikinci türevin kökü. Eksi 3 de ikinci türevin kökü. Bunlar da birbirine eşittir türevin kökleri olduğu için. Bu da doğru. Yargılarından 1, 2 ve 4 doğrudur sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle konumuzu bitirdik arkadaşlar. Artan ve azalanı. Ve son olarak da şu yazdığım şeyi tekrardan bir not alın. Artandan azalana geçtiğiniz her nokta size kökü verir. Neyin artanı bu? Türevin, bakın değer olarak nedir burası? İkinci türevin sıfırdan küçük, ikinci türevin sıfırdan büyük, o zaman ikinci türevin köküdür. Zaten bizde normalde de öyle değil midir arkadaşlar? Bakın burada kök kim? 5. Neden? Türevin negatif olduğu, türevin pozitif olduğu yer, tam geçtiği yer türevin köküdür arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ve bir sonraki videomuzda, yani maksimum minimum konusunda görüşmek üzere. Hiç zor değil. Neden zor değil biliyor musunuz? Çünkü bunu kullanacağız. Şimdiden birazcık ipucu verdim. Artan azalanı çok iyi anlarsak, ki anladığınıza eminim. ÖSYM amcanın sorularına da bakın arkadaşlar, nelere dikkat etmiş, cümlelere dikkat ediyorsunuz, neyi istiyor benden, neyi istemiyor. Bunlar bizim için gerçekten çok çok önemli. Soruları da çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.